Hayırlı günler, merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyiz tabii ki, bomba gibiyiz. Belli yüzünüzden, enerji zaten tavan. Suna Hanımcığım. Birleşince patlayacağız. Hadi inşallah güzel bir patlama olsun diyoruz. İnşallah, hoş geldin. Suna Hanımcığım, hazır mısınız? Çok hazırım hem de. En amarat benim de muhteşem bir bölüm olsun istiyoruz. Ben de çok istiyorum. Evimde misafir ağırlayacağım. En iyisi olsun istiyorum. Haydi bakalım, mutfakta da marifetlerinizi göreceğiz. Evet. Evet, mutfaktan başlayalım mı şöyle tabii bir gezmeye? Tabii başlayalım. Salondan başlayalım. Tamam, gel salondan başlayalım. Evet, kız bu salonu sen niye bu kadar sütlü kahveye boğdun? Evet, yanlış sütlü kahve canın içine düşmüş gibi oldum. Sütlü kahve seviyorum ama bu kadar da değil, değil mi? Perdesi, halısı, vitrini, konsolu, konsolun üstündeki örtü bile sütlü kahve. Evet. Sütlü kahve neyse, beyaz değil işte yaşadım. Böyle gözlerin kamaşmadı. Menteşe üstlerinde hafif hafif tozlar var. Sildim ama. Orayı kaçırmışım demek ki. Şöyle göstereyim bak. Bak sana da göstereyim. Ben de gördüm. Ucundan, ucundan. Şu an çok üzüldüm. Bakayım, televizyonun üstü gayet güzel. Koltuk araları nasıl acaba? Koltuk araları da güzel. Buna ne oldu burasına? O süngeri böyle şey yaptı. Ne oldu burasına böyle? Valla ıslandı orası, ondan sonra süngeri bir leke yaptı. Güya leke tutmayan bir kumaş ama. Ben şey altındaki kumaş mı verdi dışarıya bu? Evet. Şey sünger çıkmıyor, verdi. Kesinlikle ben çıkartamadım. Acaba içindeki sünger mi adi kötü de onun boyası mı çıktı dışarıya? Şey yapıyorlar bazen süngerlerin içine böyle parça parça kumaşlar koyuyorlar. Çaput. Ha çaput, alttaki çaputun rengi geliyor. Zaten koltuğu kullandıktan sonra anladık. Çünkü bizim öyle bir koltuğumuz vardı, ben o koltuğu yıkattım. İçine evet. Kırmızı kırmızı bez koymuşlar. Bak. Arkadaşlar bence bu koltuğu keselim, içinde ne varmış görelim. Hele olur, de değil ama. Olur, değiştirmek istiyorum zaten, denk gelir. Sen iyi misin? Bence Kadir'e kestir. Çünkü o bir şeye zarar verince yenisini alıyor. Ben elimi bile sürmem. Petekler ne durumda Suna Hanımcığım? Çıkar bak bakalım ne durumda. Bakma bakma. Ne oldu? Şu peteğin, peteğin üstünü temizlemiş. Yanları da temizlemiş. Ay yine şimdi de sana öptüm ben, onu nereden buldun? Kız ay elindekini düşür bak. Yok yok en böyle bir şey. En alt kısım var ya şu ay, en alt kısım. Ay nereden buldun onu? Şu en alt kısmı almamış. Bak tutu demiri. Toz düştü. O süngerinden olmuştur. Evet, bunun da süngerinden. Ya yine mi buldun? Ya! Ha seni Allah çok almıyor. Çok kötü. İnsanlar şimdi gerçekten diyecekler ki bu nasıl bir temiz? Bilemiyorum artık. Orası of. Onlara kaldı. Kadir bahçe katı ya, o yüzden pencereyi açınca toz giriyordur. Evet. Camın araları, olukları çok güzel. Oraları yapan orayı yapmaz mı Kadir? Yani. Kaçırmışsın. Olur öyle küçük ufak detaylar canım. Klima da maşallah çok ihtişamlıymış. Şey, klima da eve uymuş sütlü kahve olmuş. O da sorma. Var mı? Klima var kaç mı? Model? Kaç senelik o klima? Ya o bize hediye aslında, biliyor musunuz? Kim hediye etti? O hiç klima hediye edenim olmadı bu zamana kadar. Eşimin patronunun kızı. Altında ne yazıyor? Don't reach your finger into a road window. Ne demek istiyor? Don't reach your finger into a road window. Window kapı mıydı, pencere miydi? Pencere. Pencere diyor ki şey, ha ben anladım. Don't reach your finger. Klimayı çalıştırdığınızda. Finger parmak demek Kadir. To sire out window. Parmaklarınızla pencereyi kapatın. Hayır Kadir, klimanın içine elinizi sokmayın diyor. Senin İngilizcen pevkaladidir. Sen neden anlayamadın bunu? Ya, aksanı bak. Farklı. Aksanı o yüzden. Tabii elbette. Anladım. Connecticut. Next station zinciri koy. Bakalım mutfak nasılmış. Gel bakalım. Evet. Şu ellerimi de ben bir akıtayım. Tabii. Ev metrekare olarak küçük ama şey olarak düzenli. Evet. Yani düzenli olduğun için hiç ev sıkış durmuyor. Yok değil. Normalde biliyorsun bazı evler çok küçük oluyor. Böyle eşyalar tıkış. Bak kendine buraya bir stand yapmış. Kadir çok küçük bir evde oturuyordum. O evim de öyleydi. O da mı? Sen hep küçük evlere mi denk geldin? 66 metrekareydi ama. Oo. Bu oradan saray yani burası. Yani bu evin içinde bu kadar eşyayı sığdırabilmek de bence ayrı bir marifet istiyor. Düze baksana baharatlıklara bak bak tek tek dizilmiş. Bunların üstünde o şey. Çıkartamadım öyle kaldı o içindeki. Şöyle söyleyeyim şeyleri. İçindeki o bunlara bir file yapıştırıyorlar evet, ya. Evet o fileden dolayı kaldı. Dolapların buralarında yağ yok. Ocağın düğmeleri gayet güzel. Kadir asıl şu tependekine bir bak istersen. O ne öyle uydu aletine benzeyen garip bir şey duruyor orada. Aa tabii onsuz olmuyor. Biliyorsunuz bulaşık makinesi, çamaşır makinesi onunla çalışıyor. O ne? O bir kamera. Kamera mı? Resmen ayın ortada o. Nasıl gizli yok kamera? Yok ya bahçe, gizli kamera değil. Bahçeyi çekiyor falan. Bu ne kız? Onları siz şey dış ekibe yaptım.
Dış ekibe derken kameramanlara mı yaptın? Evet. Ne bu? Dışarıda da kalabalığız. Ben de dış ses diyeceksiniz sandım. Tabii ki hepinize. Yok ama ben herkesin yediğinden yemem. O bir süper. O burjuva, o herkesin yediğinden yemez. Çok da güzel yapmışsın yalnız. Bence siz onu Sevda Hanım'a verin. O yanık seviyor. Hepsi yanık. Bayağı bayağı yanmış ama altı şekil. Aa Kadir, olmadı ki öyle. Kaşığını benim kaşıma sürdün. Ben yemem artık bunu. Tamam, devamı var, devamı var. Sen neden benim sütlacıma ortak oluyorsun Kadir? Benimdi, o benimdi. Var, dolap dolu. Altı bence çok koyu değil. Değil. Öbür türlü çok sulu oluyor. Biraz şöyle kaşıkla dursun da. Aynen. Üstünü sen neyle yaktın onun o kadar? Fırında. Şu hayır, ayarında. Bir şey mi döktün üstüne? Hayır, hiçbir şey dökmedim. Ben onu şeyli yapıyorum. Onu o kadar yapmak için kalsak fırında tuttun yumurta sen. Yumurta sarısı... Aman. Çiğ... Bence bir tane yumurta öylece üstünde kırmış oluyor. Ağzına direkt şey geliyor. Yumurta tadı geliyor. Kurum hayır, geliyor. Hayır, yumurta tadı gelemez. Hayır, şekerli bir yanık gelmiyor ama normalde karamelize bir yanık gelir. Bunda evet. Töreli yanık... Sanki bacanın kapağını yalamışım gibi. Hayır istedim. Efendim, onu şöyle yiyeceksiniz. Bir gösterebilir miyim? Gösterin bakalım, hadi bekliyoruz. Aa. Benim eşim bunu böyle... Böyle sizin şöyle aldığınız gibi yer. Ama ben bunu... Ama bu alt kısmı var ya, bu alt kısmı. Bir deneyin şunu da. Verin deneyeyim. Tabii ki. Alt kısmı şahane. Ama biliyorsunuz şeflerin böyle tabiri vardır. Yemeyeceğim şey tabakta olmayacak. Yani eğer tabakta bu varsa ben bunu yemek zorundayım. Hmm, ama ben göstermek yıklarıyla. İçin yaptım. Gel banyoya gidelim, biz o sütlacını yesin. Gel. Afiyet olsun. Sanki sütlaç var. Bir de dediğim gibi eğitimini aldım. Öldürüyor bu adam beni. Eve, aa bir şey diyeceğim, banyoda eve göre ne kadar geniş bir banyo. Evet. Maşallah. Aynanın detay, of. Aynanın detayları güzel. Bunların içleri niye boş? Hem markalı diye evet, aldılar içeri. Evet, markalı diye hepsini aldılar. Yoksa bu ayakkabılık mıydı? O bir ayakkabılıktı. Ben komple temizledim, bu tarafa getirdim. Bunun içine ne var? Masa örtüleri falan masa var galiba. Masa örtülerim var, evet. Evde yer olmadığı için. Evet. Evet, duşakabinin içini sen... Şey mi yaptırdın, ayrı bir taş mı yaptırdın? Evet, ayrı bir taş yaptım. O da şık şık olmuş, güzel duruyor ama parkeymiş. Camı da gayet güzel. Hiç üstünde kireci mireci yok. Fayanslarına bakıyorum, bu da güzel. Muslukları da parlıyor. Gayet güzel. Yok yok, eline konulansa. Bu arada çalışıyor musun, ev hanımı mısın? Ev hanımıyım. Ev hanımı mısın? Evin hakkını veriyorsun ama. Veriyorum. Kalk gidelim şimdi. Haydi gidelim. Onları da ben küçük kızımla beraber, defterle beraber boyadım. Bunlar Selma'ya çay versen. Selma biliyorsun bayağı iyi biçiyor. Onları Haliç'ten toplamışlar. Evet, yok, her yerden toplam onlar. Yok bunlar Halicinki değil. Halicinkiler böyle renkli olmaz. Halicinkiler sen ama bunları lavabonun içine onları, koy. Değil bak mi? Bak bunlar lavabonun içine güzel. Evet çok güzel. Ama boyamışlar Kadir. Boyadık biz onları. İzledin değil mi onları lavabonun içinde? Tabii ki izledim. İzlemez miyim? Niye sevmediniz o kadını? Kadını değil eviniz. Niye sevmediniz Esat? Ya niye katılmış evi... Temiz miydi? Değil. İşte nasıl yarışmacı seçiyor gör. Hiç bakmamış bile kadın nereli, ne yapıyor, ne? Hiç. Evi nasıl? Tek başıma seçmedim ki ben. Hem şey... hadi görüşürüz. Yarışmacı seçiyor bak. Bak nasıl sıkıştı. Bak gel. Nasıl yarışmacı seçiyor. Ya, değil ya, mi? Ya, ya. Evet. Gel. Evet. Gel ulan bana oldu. Ay buzdolabı da gitti. Evet. Buzdolabı da gitti. Sen buzdolabını aldın mı? Aldım aldım. Bir internetten siparişini verdim de gelecek. Bu arada nereye gidiyoruz? Kapıya gidiyoruz. Suna Hanımcı misafirlerini içeri alacak. Bakalım evin dekorasyonu, temizliği nasıl beğenecekler? Hep birlikte Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de biraz. Ya bizim bu patlıcanlarımız ne olacak? Patlıcanlar ne için? Bir. Közlenecek. Közlenecek mi? Evet. Tabii senin köz tavan vardı fırın köz içinde. Köz tavan var benim ama olacaktı. Mangalda yapacaktık. Aa, mangalınız var mı? Var tabii. Yaşadık Kadir, mangal yakıyoruz. Mangal mı yakıyoruz? Kız ona göre söyle, ona göre hareket edelim. Var değil mi mangalınız? Var var, dışarıda bahçede. Nerede çıktı? Şey nerede? Kömür, kül nerede? Odun nerede? Benim motorun arkasında kömür falan her şey var. Ne yapıyorsun mangalı? Her gittiğim yerde hemen mangal yakarım ben. Sabahını çakmak taş sanırsın. Tamam o zaman. Ama patlıcanların közlenmesi ateşin kül olması lazım. Evet. Sen bence yak, kül olunca çağır beni. Sensiz mangal yakamam ben Kadir. Sakinler. Niye ocakta yapmadın? Aa değişik bir tat olsun. İyi de apartmanda izin verecekler mi mangala? O mangal farklı ya. Şey koku yapmaz öyle. Burada var mı ızgara? Dolabın üstünde mi? Merdivenin altında aşağıda vardı ya. Hangi merdiven altında? Hadi yürü Kadir hadi. Ben niye gidiyorum, setin arkasında 50 tane adam var. Sunucuyu merdivenin altına yolluyor. Ya bakkal çırağı mıyım ben ya? Gözlerim yandı zaten. Bütün teşkilatı hazırla, çağır beni mangalın ateşi. Olmaz yürü. Gidiyoruz. Hani mangal? Aa. Bunlar töreli zengin mangalı yapmışlar buraya baksana. Kömürü mömürü Allah'ım ya. Aa, dediğin Hürmüz de bu. Hürmüz o Hürmüz. Bak ispirto falan da var. Yakacağım bu Roma'yı. Sen Roma'yı boş ver de mangalı yakmaya bak Kadir. Hadi bakalım görelim marifetini.
Ellerim battı, kör olmayasın. Sonra... Bak, bende eldiven var. Kömürü ben koyuyorum da sen niye eldiveni giyiyorsun? Ya Allah'ım yarabbim, ya Resulallah. Ocağın üstünde közleyeydik, ne vardı? Güzelim mangal varken ocak da neymiş Kadir? Söylenme de çalış. Bu ne? Bunu da dökelim. Hey gidi hey, millet manyak gibi saatlerce odun köllüyordu. Bak bunlar hemen bu çığa arasında mı? Çekil de biraz ispirto dökeyim şuraya. Ya öyle dökülür mü? Yangını var, yangını var, ben yanıyorum, oy oy, yetişine dostlar tutuşuyorum. Yangını var, yangını var, ben yanıyorum, yetişine dostlar tutuşuyorum. Çıtı pıtı mini mini. Hadi artık içeri geçelim Kadir. Tam bu yansın. Oo Kadir, sana çiçek gelmiş. Nereden? Verdiğin her kararda doğru adımlarla hedeflerine ulaşman dileğiyle yazıyor notta. Kim? Yazılım mühendisi. Teşekkür ederim. Şaka yaptım. Bakın notta isim yazmıyor. Kim göndermiş olabilir sizce? Ya benim ablam gönderir, eşim gönderir. Hangisiyle konuştunuz Suna Hanım? Ben kimseyle konuşmadım. Ablanızın size kırmızı gül gönderdiğini pek sanmıyorum. Eşim göndermesi başlı. Eşim göndermiştir o. O da heyecanlı. O kadar heyecanlı ki anlatamam size. Yalnız hakikaten zevkli bir beyefendiymiş eşiniz. Neydi ismi Suna Hanım? Emre. Çok teşekkür ediyorum destekleri için. Kadir, Kadir yeter soğan çektiğin. Burada çiçek tutarken ağlayacağım senin yüzünden. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben ne yapayım burada? Sezercik gibi gözlerimden yaşlar iniyor. Kadir, Kadir. İyi misin? Kırmızı çiçeği beni çok duygulandırdı. En iyisi ben patlıcanları alayım da gideyim. Hadi. Gitti, 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 gitti. Gitti, 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 gitti. Domates, biber, patlıcan. Bu bölümü izleyince çatlayacaksın. Evet, şimdi hemen. Aa, bak balcanları delmedik ama. Patlar. O zaman alıver bir bıçak. Senin bıçak. Aa, ver, ver, o elindekini ver, ver. Ver, maşayı ver, ver. Peki bir şey diyeceğim, bunları burada kim gözleyecek? Biz hepimiz içerideyiz. Sen gözleyeceksin tabii ki. Ben bir oraya bir buraya mı gelip gelip gideceğim bu oyuna? Zahmet olacak Kadir. Ne de olsa fazla parayı alan sensin. Çalışacaksın tabii. Normalde parayı fazla alan az iş yapar. Biliyorsun ki televizyon sektöründe öyle. Bana öyle dediler, ben o yüzden geldim buraya. Ah be Kadir'ciğim, yalan söylemişler sana. Tamam, bunlar da mı kötü? Gözlenecek de onları da sonra atarsın artık. Yüksel teyze şöyle yapmıştı, dur. Patlıcanların üstüne koy demişti. O öyle yanmaz demişti, öyle yapayım dur. Yüksel Hanım teyzemiz en doğrusunu bilir ama istersen gel bu sefer de biberleri kömürün üzerine koyalım Kadir. Hayır be, öyle olur mu? Hayır, yanar öyle. Tamam, bunlar da kalsın burada. Ya saçmalama, hiç közün üstüne kondu nerede? Ateşin üzerine koyuyorsun sonuçta. O ayrı. Onun altına bir tam o gaz ateşi, bu odun direkt yakar kömür ateşi bunu. Bak şimdiden bile hemen şey yapıyor. Tamam, bırakın bu pişsin. Hadi gidiyoruz mutfağımıza, gözlerimiz yandı soğandan. Haydi, haydi, haydi. Evet, son dakika mantığına sürpriz girdi menünün içerisine. Evet, bakalım menü yetişecek mi? Sofra düzeni güzel olacak mı? Ve tabii ki de en önemlisi, bugün toplam kaç puan alacağız? Bakalım. Hayırlısı. 5 puan şeyden garanti. Ne? Sevgi mi? He? Sevgi miydi? Tabii sevgi. Evet, hemen kereviz salatamızı içeri yolluyoruz. Bir menümüz daha gitti. Pidemiz fırında ve son dakika sürpriz mantı açılıyor efendim. Ve sadece 27 dakikanız kaldı. 27 dakika var, çabuk. Hemen şunu kesip dolduralım, o arada sofrayı kuralım. Hemen. Of of, mantının içi de hazır bu arada hemencik. Yarışmacımız bugün oklavayla merdaneyle dans ediyor. Ediyoruz. Ben sana ne dedim girişte? Ne demiştin? Birleşince. Güçlerimizi birleştirince ne olacaktı? Bir elin nesi var, iki elin Türk içi ölür demişler. Evet. Yalnız hiç sen oklava kullanmıyorsun bu arada. Kullanmıyorum. Ben normalde de mi kullanmıyorsun? Kullanmıyorum. Her şeyi merdaneyle mi açıyorsun? Çoğunlukla merdaneyle. Peki. Benim annem güzel açıyordu, ben onun gibi yapamıyorum. Evet. Ama maşallah, maşallah yine daha marasın. Yani anneni erken yaşta kaybetmişsin. Normalde biliyorsun böyle işler hep anneden öğrenilir. Evet. Ama sen ona rağmen yine de gayet iyisin maşallahın var. Kendini geliştirmişsin yani. Değil mi? Evet, hadi keselim. Sana kalmış hamurun kanalı iyi mi? Sence iyi mi? Şu anda 27 dakika var. Hadi mantı bulmuşlar şükresinler. Tamam, keselim. Hadi. Bak menüyü tekrar aklından geçir. Bir eksik var mı menüde? Sen mi kesersin? Var mı Kadir? Neyimiz var? Peynirli börek. Okey. Çıtır kurabiye okey. Limonlu parfait tamam. Kereviz salatası tamam. Pide fırında. Ooo, patlıcan salatası. Tamam. Süpersin Kadir. Hadi sen kare kare kes, ben doldurayım.
Çabuk çabuk hadi, dur. Hadi. Mantının da işte en zor yeri kesmiş. Dur. Şu an tezgahta kayıyor yufkalar. Rahat kesemiyoruz o yüzden. Yer bile... Şu an sen şükret biz bunu açtık hızlı. Yalnız ben senin gibi kapatamıyorum o yüzden ben nasıl kapatmayayım. Nasıl istiyorsan. Bilmiyorum. Hayır nasıl istiyorsan kapat. Karışık olsun. Annemler böyle kapatıyor çünkü. Bir daha göster bak. Kadir. Annemler böyle kapatıyorlar. O yüzden şapkama deliyorum. Aynen benim eniştem çok sever onu. Teyzem bak önce başını sonra kulaklarını birleştiriyoruz. Dur. Bak önce başını sonra şöyle kulaklarını birleştiriyoruz. Bunu çoğunlukla bayburtlar böyle yapıyorlar. Yapacak bir şeyim yok. Bir yandan suya taşlansınlar. Gerçekten mi? Kız tabii şu an 27 dakika kaldı. Ben atıyorum. Mantı pişmesi lazım da. O mantının altını sen kapattın mı? Hayır kıstım mı? Çabuk. Fok odasını atacağım. Sofrayı düzmen lazım çabuk. Gidelere baktın mı? Baktım mı? Çabuk hadi. Yok. At yapılanlar. At yapılanlar hadi. Ay at yapılanları. Hop. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ama size helal olsun. Mantıyı da araya sıkıştırıverdiniz. Hadi inşallah kesilmez. Çabuk. Nerede pul biber? Nerede üstüne biraz da tatlı pul biberin nerede? Tatlı pul biber koydum ben bunun içine. Ya acı çok acıdır. Bak orada. Hadi mavi kapaklı da. Son 10 saniye. Nane de atıyor musun? Nane. Nane atıyor. Siz atıyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ben atmıyorum da soruyorum işte sana. Son 5, 4, 3, 2, 1. Olay budur. Sizi ilk olarak ben tebrik etmek istiyorum Suna Hanım. Bir harikaydınız. Eline koluna sağlık. Evet, peynirli el açma kol böreğimiz var. Bu kol böreği miydi kol böreği? Kol böreği. El açma börek. Evet, el açma börek diyelim. Bu tabağı değiştirmek istiyorum. Tabii ki. Neyi var mesela? Tabağın neyi var? Yani ben, kirli mi? Ben yani kendi masamda ben özel... Yani servis açtım size. Gerçekten. Evet yeni aldınız galiba çünkü, ve evet, açtınız bize. Çünkü eski misafirlerime benim, layık görmedim. Onların benim, da... Benim evet 16 yıllık evliyim. 16 yıldır kullandığım benimkiler tabakları. Benimkiler de 24 yıllıktı ama ben dedim ki özel misafirlerim geliyor. Buyurun. O dolaptan istemiyorum. Nedenini de söylüyorum size. Çünkü ben o dolabı bugün temizlediğimde şu cebimde gördüğüm yani şu anda gösteremediğim ve kameranın gördüğü açıdaki şeylerin yerinde olduğu keşke için ben içeride tabak onu içeriden... Lütfen bakın ben size misafirliğe geldim ve isterim ki sunumum güzel olsun. Melek Hanım, güzel olsun. Niye konuşuyorsunuz? Efendim? İnsan ya 16 yıllık evliyim diyor ve 16 yıllık siz tabağım diyor. Derya Hanım sunumun avukatı mısınız? Hayır, avukatım aynı yerde yarışıyorum. Tek. Buyurun Derya Hanım. Sadece, bir saniye özür dilerim. Sadece adaletli olmaya çalışıyorum. Şu an yanlış konuşuyorsunuz, rencide ediyorsunuz. Çok da maliyeti olan bir şeydi. 6 tane tabak alabilirdi yeni. Yanlış düşünüyorsunuz orada. 6 tabak. Ölçemeyiz. Bu onun takımı. Kadir Bey bir şey söyleyebilir miyim? Ben almaya kalksam takım almaya kalkarım. Evet. Yani alacak gücüm de yoktu şu anda. Oğlum, yani şu an ekran önünde maddi durumum yok buna demek zorunda kaldı sizin söylediğiniz cümleden dolayı. Benim ben dayanamayacağım. Bakın, gerçekten. Ben yıkayıp gelebilir miyim kadar? İstersen yıka. Ya isterim yani, tabii ki. Misafirim o benim. Ama yani dolabın içinden çıktı. Bunların hepsi de oradan çıktı. Ben Mele'ye bugün gerçekten çok kırıldım. Çok kızdım. Çok üzüldüm. Ya tabak eleştirmek ne demek? Tabağımı eleştirdi. Çizik varmış. Çiziğini eleştirdi. Dün ben Melek senin evinde neler gördüm ama yani söylemedim. Servis tabii ki de önemli. Servise bakıyoruz ama bizim için tabağın temizlik durumu önemli. O tabakta şu an bir yemek kalıntısı yok. Bir alabilir miyim? Bir bakabilir miyim o tabağa? Masa bakayım. Düzenine bakacaktık. Ben oradan... Bakın masa düzenine evet, bakıyoruz zaten. Var. Bakın masa düzeni. Ben bu masayı kontrol ettim tek tek. Yani tabakta bir leke, bir kir, bir yemek artığı ya da ne bileyim boylu boyunca bir çatlak, şu kenarda kocaman bir kırık olur. Tabii ki koymayız. Ama buradaki çiziklik, aşınmışlık... Hiç sizin evinizde yani yıllardır kullandığınız tencereniz, tavanız çizilmiyor mu? Çiziliyor. Evet 25 senelik tencere tavam da var, tamam. Benim tabağım da var. Ama ben misafirlerim için dün benim ama iki başka, tane bakın, şeyimi eksik gösterdim. Bak şimdi eksiklik ayrı bir şey menüde. O bambaşka bir şey. Ben şu anda onu evdeki hani eşya olarak puan kırdılar ama ya. Ama o kusur olacak bir şey tabii ki. Ama. Yani yemek yarışmasında iki menü eksik ne demek Melek Hanımcığım? Bakın menü eksiklik bambaşka bir şey. Şu anda burada da eğer iki menü yetişmeseydi siz çok rahat bir şekilde eleştiri yapabilirsiniz. Bilirsiniz. Kusura yani, bakmayın ama yine bu tabakta var. Hiçbir şey yok. Yani şu anda ben bu tabakta ben kendim yemek istiyorum. Size de göstermek adına. Çünkü ciddi anlamda içinde bir kirlilik yok. Çizikmiş olabilir.
Yılların aşınmışlığı, hiçbirimizin evinde sıfır tabak ya yok. Ya bunu zaten anlayabiliyoruz. Kilo yani bakın, siz de yılların evliliğini yapmış insansınız. Sizin de hala çeyizinizde kullandığınız tabaklar yok mu? Evet, hepsini yeni kullandım. 24 yıldır kullandığım tabakları kullanıyorum. Tamam, hiç aşınmışlık yok mu onlarda? Keşke o zaman ben de size onları sunmuş olsaydım ve çok kırıldım. Sizin bize, ben de kırıldım. Bir saniye. Sizin Allah, bize sunduğunuz, siz bize o kadar çok, çok pardon Sunan Hanım. Yani. Sizin bize sunduğunuz tabaklar kaç senelikti önümüzdekiler? Bir aylık falandı. Yeni almıştım çünkü buraya katılacağım için. Tamam. Özenmiştim. Yani çeyizinizi de koysaydınız biz size böyle bir talepte bulunmazdık diyorum ben ya. Ben çeyizlikten bir şey bahsetmiyorum. Miyim, İsterse şu çizikler de olmasın ama peki. Bıçak çiziği vardı ve tamam. Ben... Bu bizim için çok önemli bir detaydı. Tekrar belirteyim. Şimdi bu konuyu burada kapatalım, bu tabak konusunu. Melek Hanım, tabak konusunda saçmalıyorsunuz. Kimse tabak almak zorunda değil. Tabağa değil, tabağın üstündekilerine bakıyoruz. Tekrar söylüyorum. Bizim için tabağın modeli, markası önemli değil. Temiz getirin ama gerekirse demir sahan koyun önüme. Ama temiz olsun. Leke olmasın, üstünde bir kalıntı olmasın. Porselen de olması olur. Normal bir bakır sahan da koysanız olur. Yeter ki temiz olsun. Ben kimseye gidin yeniden sıfır yemek takımı alın da şıkır şıkır masa döşeyin demiyorum. Evdekiyle gösteriyoruz kendimizi zaten. Ha tabii ki takım olması güzel durur ama sizin bütçenize bağlı. Yani kimseyi bu konuda maddiyattan dolayı eleştirecek durumda benim değiliz. Benim mesela takımım var yeni ama öbürleri çeşit çeşit. Olabilir. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.